Değerli izleyiciler, geçen hafta programı yapamadık, tekrarını yayınladık. Bunun nedeni benim birkaç ay önce gözüme akıllı lens taktırmıştım. Tabii ki insan vücuduna bir yabancı maddenin girmesi bir takım dengeleri herhalde değiştiriyor. Tabii bilemedim, biraz da cahillik. Daha önceden gelen alışkanlıklarım var benim. Böyle sık sık bir takım şeyleri imal etmek, bir takım inşaatla ilgili faaliyetler yapmak benim hobim. Gittim kaynak yaptım. Kaynak tabii ki akıllı lensi irite ediyormuş, bozuyormuş. O gün maalesef gözümden böyle şapır 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 yaşlar aktı, korkunç bir acı ile saatler geçirdim. Onun için özür diliyorum. Kaldığımız yerden bu hafta devam edeceğiz biliyorsunuz bilgi dünyasını, bilişim dünyasını, yani bilgi çalını konuşuyoruz haftalardır. Tabii ki bilgi dünyası o kadar kapsamlı bir hale geldi ki bütün dünyadaki her türlü faaliyeti insan faaliyetlerinden tutun devletlerin işlevlerine kadar çok etkili olmaya başladı. Bunun nedeni artık bilginin sadece bilgisayarın içinde olmayışı. İnternet dediğimiz bir erişim sisteminin kurulmuş olması, 2000'li yılların başlarından itibaren yaygınlaşan bu internet ve web ortamı ne yazık ki doğru kullanılamadı. Biz bunu çok erken teşhis ederek, yani 1960'lı yıllardan bilgisayarlarla tanışan bir mühendis olarak, bir teknik kişi olarak bunları çok erken görmemize rağmen Hatta 1990'lı yıllarda daha internet ortaya çıkmadan önce Aydın şehrinde belediye başkanı olarak dünyanın en gelişmiş bilgi sistemini, kent bilgi sistemini kuran kişi olarak 2000'li yılların başında biz bütün dünyaya yönelik olarak ikaz ettik. Bu bilgi dünyasındaki gelişmeler insanın lehine kullanılmıyor ama... Yani insan lehine kullanılması şart olmasa bile insan aleyhine kullanılma ihtimali gittikçe artıyor. Yani bilgi suçları, bilgi terörü, bilgi dünyasının kötü niyetle insan aleyhine kullanılması giderek yaygınlaşabilir. Bunu kim yaygınlaştırır? Bilgi çağında bir takım tekeller oluşmaya başlamıştı. Eskiden beri var bu tekeller. 1960'lı yıllarda IBM International Business Machines dediğimiz meşhur Amerikan şirketi, Univac dediğimiz şirket. Bunlar tekel haline gelmişlerdi. Ama o zaman sadece bilgisayar satıyorlardı. Kimseye bir zarar vermeleri söz konusu değildi. Sadece kazık atıyorlardı bütün dünyaya. O kahve değirmeni gibi bilgisayarları o kadar pahalıya satıyorlardı ki 60'lı yıllarda kimse alamayacak kadar pahalı olunca kiraya verelim diyorlardı. Ayda 10 bin, 20 bin, 30 bin dolar yani bugün artık komik oyuncak diyebileceğimiz bilgisayarlara paralar kazandılar. Ha bu oldukça masum bir işti, ama bu tekerler 21. yüzyılda artık bizi ele geçirdiler, beynimizi ele geçirdiler, yaşamımızı ele geçirdiler. Bu e, uluslararası yaygın biçimde yayılan web ortamında, e, internet ortamında ortaya attıkları insan yararına olmayan sosyal medya dedikleri bir takım ortamlarla her şeye hakim oldular. Şimdi de bilinmeyen bir dünya imiş gibi bir imaj yaratıyorlar. Artificial intelligence dediğimiz yapay zeka 1960'lardan beri telaffuz ederiz. Ama bugünlerde neredeyse insan zekasından daha üstün bir kavrammış gibi bir yapay zeka lafıdır gidiyor. Herkes ticari anlamda kullanmaya başladı. Yani bütün bu e, fake dediğimiz bizi kandırmak için yapılan bizden yararlanmak için yapılan bu bilişim dünyasına hakim olan kavramlar maalesef kötü niyetli insanlar tarafından da kullanılıyor. 10-11 yaşındaki kız çocuğumuz Koçarlı'da intihara sürükleniyor. Ailesi şaşırıp kalıyor. Ya evladımızın diyor hayata bağlı bir insandı diyor ya. Nereden çıktı bu diyor. Ama bilinmeyen bir el ona bir takım cep telefonundan veya tablet üzerinden gönderdiği oyun programlarıyla onun beynini o kadar esir alıyor ki intihara kadar sürükleyebiliyor. Bundan daha vahim bir şey var mı? Buna benzer çok fazla olayı sıralamamız mümkün. Ha insanın yararına gibi gözüküyor, insanı oyalıyor fakat çok riskli, son derece kontrolsüz bir bilişim dünyası gelişiyor. İşte bunları önlemek için ekrana alırsak arkadaşlar yansıtma hala devam ediyor mu bakalım. Evet yansıtma devam ediyor. Bunun için bundan 22 sene önce ben Avrupa Konseyi'nde sürdürülebilir kalkınma komitesi başkanlığına seçildim. 24 sene önce. 2,5 yıl bu görevi yaptım. O dönemde bunu gündeme taşıdım. Yani yıl 2000 1999'da başladım. 99 seçiminden sonra 2003'e kadar yaptım. Bu süre içinde hep bilgi dünyasındaki gelişmeleri, kendi uzmanlık alanım olan bilgisayar sektöründeki gelişmeler konusunda ikazlarda bulundum. Çünkü benim komitemin adı Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi. Yani sürdürülebilir olacak. Sürdürülebilir ne demek? geleceğe yönelik olarak elimizde patlamayacak, şişmeyecek, yok olmayacak, bize zarar vermeyecek şekilde bir düşünce tarzı. Sürdürülebilirlik bu. Yani bir şey yapıyoruz ama gelecekte bu bize gelir bir tokat atar mı? Bir şey yapıyoruz ama bunu sürdürebilir miyiz? Bu şirketler için geçerli, devletler için geçerli ama evrensel olarak insanlık için de geçerli. Dedik ki bilgiyi regüle edelim, bilgiyi Kontrol altına alalım. Kim alacak? Devlet. Ya dev, her devlet ayrı 200'e yakın devlet var dünyada. Bu devletleri temsil eden kim var? Birleşmiş Milletler. Yani uluslararası tek bir kuruluş var, bütün devletleri çatısı altında toplayan Birleşmiş Milletler. 2002 yılında Birleşmiş Milletler bir dünya zirvesi düzenledi Afrika Johannesburg'ta Güney Afrika'da ee, 2002 yılının Ağustos ayında evet ben de o sırada e, sürdürülebilir kalkınma komitesi başkanıyım kendi komitemde şunu önerdim biz dedim bir özel oturum isteyelim Birleşmiş Milletler'den ve bu özel oturumda bilgi dünyasını kontrol altına alan bir bilgi hakları evrensel beyannamesi bütün devletlerin dünyadaki bütün insanların uyması gereken nasıl insan hakları evrensel beyannamesi varsa çocuk hakları kadın hakları evrensel beyannamelerle belli bir çerçeve içine oturtulmuşsa bilgi dünyasında bir çerçeveye Birleşmiş Milletler otursun. Ondan sonra devletler kendileri anayasalarında düzenlesin kanunlarını, kitaplarını buna göre yapsın. Bu çok mantıklı geldi. İki tane büyük kongre düzenledik Avrupa'da bununla ilgili. Bir tanesi Berlin'de yaptık, bir tanesi de Sofya'da, Bulgaristan'da yaptık. Bütün bilim adamlarını topladık. Herkes hemfikir. Bilim adamları, bu konudaki uzmanlar, bu konudaki CEO'lar yani bu konu bütün ileri gelenlere bir bilgi hakları evrensel beyannamesine ihtiyaç var dünyanın gidişatında bilgiyi aksi halde kontrol edemeyiz. Bilgi bize zarar vermeye başlayabilir diye kanaat getirdi. Bir fikir birliği yaptılar. Birleşmiş Milletler'de bir özel oturum açtırtmaya karar verdik. Ve bu oturumun açılması için başvurumuzu yapıyoruz. O arada çok tecrübeli bir ağabeyim komitede, Fransız bir üyemiz, bana şunu söyledi. Dedi ki bakın başkan dedi bu bilgi dünyası bir tekeldir. Bu tür şeyi evrensel olarak Birleşmiş Milletler tarafından kontrol altına alınmasını bu tekeller istemez. Dikkatli olun. Çok da haklı. Yani bunu görmek için aslında alim olmaya gerek yok. O zaman da dünyada bilgi tekelleri var. Şimdiki gibi belki değil ama o zaman da bilgi dünyası belli tekellerin altında, ee, özellikle donanım açısından bilgisayar makinaları açısından daha yazılımlar da yeni yeni büyüyor, gelişiyor. Ee, peki ne yapalım dediğimde dedi ki siz bu 25. oturumun konusunu bilgi hakları evrensel beyannamesi olarak değil başka başlıklar altında açtırsın içine bilgi hakları evrensel beyannamesinde koyalım. Bakın oturum bu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 25. özel oturumu uygulama örnekleri adı altında bir oturum açtırdık. 2002 Johannesburg. <laughs> bu oturumdaki başlık <laughs> bakın buradan aynen okuyorum. Aydın Belediyesi öneriyor bunu. Aydın Valiliği ile birlikte bir özel oturum öneriyor. Dünya Zirvesi'nde başlığı Aydın Kent Bilgi Sistemi Devlet Bilgi Sistemi bakın yanına çevre zabıtası, genel kentsel ve sosyal tarama, nakış projesi, orman kent projesi ve sonunda da bilgi hakları evrensel beyannamesi. Yani bu bir stratejik yaklaşım. Bu aslında akılcı bir yaklaşım. Bilgi hakları evrensel beyannamesi gibi tek bir başlık altında bir oturum isteseydik birileri diyecekti ki ya ne oluyor kardeşim nereden çıktı bu ne demek bilgi hakları evrensel beyannamesi diye bir şey yok filan diyebilirdi. Biz bunu bir belediyenin önerisi olarak götürüyoruz. Kent bilgi sistemi diyoruz, sosyal tarama diyoruz, şehrin nakış gibi işleyelim diyoruz. Bunlar hep Aydın'da benim uyguladığım projeler. Şehrin nakış gibi işleyen bir nakış projemiz vardı. Orman kent şehri yeşillendiren bir projemiz vardı. Çevre zabıtası diye bir zabıta birimi kurmuştuk. Bakın çevre zabıtası çok önemli. Bütün bunlar birbirinden önemli ve anlaşılabilir konuların arasına sıkıştırdık. Bilgi hakları evrensel beyannamesi diye bunu kabul ettirdik. 25. özel oturumun açılmasına karar verildi. Fakat ben o sene 3 Kasım seçimlerine Katılmak üzere belediye başkanlığından ayrıldım ve ne yazık ki e, benim başkan yardımcım o oturuma gitmeden birkaç gün önce oturumun iptal edildiğini söylüyorlar. Gerekçe gerekçe işte şey Aksu başkan gelemiyormuş, onun için biz bu oturumu iptal edelim. Şimdi böyle bir durumda böyle bir durumda ben bunun Birleşmiş Milletler bir özel oturum açacak. Hüseyin Aksu gelemiyor dedi iptal edecek. Böyle bir şey kabul etmiyorum. Böyle bir şeyi düşünmüyorum. Bunu uyandılar. Bilgi hakları evrensel beyannamesi nedir diye araştırdıklarında bizim Sofya'da, bizim Berlin'deki kongrelerde tartıştığımız konuları gördüler ve oraya el attılar. Yani tablo bu. Uluslararası tekeller bundan tam 22 yıl önce bile bilginin regüle edilmesini, bilginin bütün dünyada belli bir sisteme bağlanmasını kabul etmiyordu. Biz o tarihlerde şunu öneriyorduk, önerecektik. Yani bizim Berlin Kongresi veya Sofya Kongresi'nden çıkan nihai bildirgelerde bir taslak vardı. Bu taslağın temeli nasıl e, biz e, dünya yüzünde fiziksel olarak yaşarken bir kimliğimiz var, değil mi? Cemimize devlet bir kimlik veriyor. Onu ulusal düzeyde kullanıyoruz. Türkiye'de nüfus cüzdanı diye bir kimlik var. Amerika'da da var. Bütün dünyada var. Uluslararası seyahat yapacağımız zaman da bize bir pasaport veriliyor. Dedik ki bilgi dünyasında da insanların bir tane kimliği olsun. Yani o zamanlar e-mail var. E-mail numarasına bağlı bir tane kimliği olsun. Gitsin onu devletle apostiş dedikleri devlete tasdik ettiriyorsunuz. Diyorsunuz ki bu benim kimliğim. Bunun dışında kimse alamaz ve bilgi dünyasına kimliksiz kimse giremesin. Nasıl dünyada kimliksiz kimse dolaşamıyorsa bilgi dünyasına da herkes kimliğiyle girsin. Ve öyle sosyal medyada fake hesaplar açacağım, troll hesaplar açacağım, ona buna sataşacağım. Tamam ona buna sataş kardeşim bunu insan hakkı olarak görüyorsan ben katılmıyorum. Ona buna gizli hesaplardan IPC gizlenmiş olarak hakaret edeceksen buna da katılmıyorum. Ama bunlar yine masum kalıyor. Siz gizli hesaplar açmak suretiyle çok daha büyük suçlara, çok daha büyük dolandırıcılıklara, hatta teröre yataklık yapabiliyorsunuz. Bunun önlenmesi için biz 22 yıl önce böyle bir oturum açtırdık buharlaştırdılar yok ettiler. Onu söylüyorum bugün de dünyada mutlaka ve mutlaka bilgi hakları evrensel beyannamesinin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesi ve o sanal dünyada o web ortamında, o internet ortamında dolaşan, yazı yazabilen, iletişim kurabilen herkesin mutlaka ve mutlaka uluslararası tescil edilmiş kayıtlı bir bilgisinin bulunması şarttır bir kimlik bulundurması şarttır. Aksi halde gizli bir takım eller, görünmez bir takım yüzler size nasıl kötülük yapacağını bilemezsiniz. Nerenizden vuracağını bilemezsiniz. Bu işin sadece bir yanı. Artık bilgi dünyası sadece internet ortamında sadece internet ortamında size iletişim kurma imkanı vermekten ibaret değil. O kadar gelişti ki bilişim çağında, bilgi çağında e, uzaktan kontrol dediğimiz, remote sensing ve uzaktan kontrol dediğimiz ve uzaktan algılama dediğimiz, remote sensing ve remote kontrol deniyor buna. Bu teknikler gelişti. Uzaktan bir takım şeyleri web ortamından kontrol edebiliyorsunuz. Bu artık insan hayatına kadar girdi. Evinize giderken klimayı açıyorsunuz. 3 kilometre var eve. <laughs> uzaktan evin klimasını, fırınını bunları kontrol edebiliyorsunuz. Size verdikleri mama bu. Aa ne güzel diyorsunuz ya. Ne kadar mutlu, ne kadar rahat ettim. İyi ki bu bilgi çağına girdik. İş öyle değil. Uzaktan kimin neyi nasıl kontrol edeceğini bilemiyorsunuz. Artık insan beynine, insanın koluna, bacağına, beynine, burnuna, gözüne bir çip takmak suretiyle o senin beyin frekanslarınla nasıl oynanabileceğini bilemiyorsunuz. Dolayısıyla artık gerçekten bilgi dünyası, gözünüzde göremediğiniz bu salan, sanal dünyanın mutlaka ve mutlaka bir takım üst kurallarla sınırlanması lazım. Orada kimliksiz dolaşılmaması, hiçbir insan oğlunun oraya kimliği belli olmadan girmesinin önlenmesi lazım. Aksi halde sonumuz kötü. İşte bu felsefeden hareketle biz 1997 yılında Başbakanlık bünyesinde Sayın Rahmetli Nurlar içinde Yatsın Necmetin Erbakan'ın bana vermiş olduğu görev ve talimatla devlet bilgi sisteminin ilk tasarımlarını yaptık. Aşağı yukarı aradan geçen 25 yıl çeyrek asırdan sonra bunun en gelişmiş halini hala da devlete öneriyoruz. Onlar tutturmuşlar bir e-devlet modeli diye. Karman çorman altyapısı sağlıksız, erişimi zor. Bugün ben bizim başlatmış olduğumuz takviz sistemi var. Tapu Kadastro e, bilgi sistemi. O sistem bile aradan 25 yıl geçti. Benim 95 yılında Aydın'da uyguladığım sistemden daha aciz, daha yeteneksiz. 100 kere tıklıyorsun. Diyor ki tamam kontenjanın doldu. Niye? Çünkü altyapısı sağlıklı değil. Altyapısı gelişmiş değil teknolojisi yeterli değil. Verilerin toplanma sistemi, o bulut sistemleri bilmem neler, şunlar bunlar hiçbiri yeterli değil. Bakıyorsunuz Google'da bir kelime koyuyorsun, sana milyonlarca tarayıp anında bir saniye geçmiyor geliyor. Ama bizim e-devlet sisteminde uyaptan bir şey sorguluyorsun, saniyelerle sonuç alamıyorsun. Bazen kitleniyor alıyor. Dolayısıyla <laughs> yani bizde e-devlet var, her yere E-Devlet'ten ulaşabiliyoruz. Yok duruşmalara uzaktan girip görüntülü olarak duruşmaya katılabiliyoruz. Yok ev sağlık verilerine ulaşabiliyorum filan. Bunların hepsi yetersiz ve bana göre kandırmaca boyutunda insanların yararına gerektiği kadar müdahale edemiyoruz. Dolayısıyla devlet bilgi sistemi bambaşka bir şey. Devlet bilgi sistem bir pratik olacak. İki her şeye bir, bir yatay ilişkiler kurulabilecek. Şimdi bakın bir şeyden bahsedeceğim. Benim monitörüm e, çıktığı için izlemekte zorluk çekiyorum arkadaşlar müdahale edebilirlerse monitör devreden çıktı. Şimdi e, devlet dediğimiz mekanizma nasıl işler? Çok basit değil mi? Kanunlar vardır, yönetmelikler vardır, kurallar vardır görevliler kamu görevlileri vardır onunla işler. Bunun adına ne diyoruz? Bürokrasi diyoruz. Devlet sadece bürokrasiyle işlemez. Devletin normal işleyiş prosedürlerini bürokrasi yürütür. Doğrudur. Neye göre yürütür? Kanunla kitaba göre yürütür. Ama devletin aklı, devletin aklı öyle kanun kitabı yazıp bırakmaz. Stratejik planlama diye bir planlama dalı var. Eskiden sadece askeriyede kullanılan bir branş idi bu. Bir bilim dalıydı. Şimdi artık dünyadaki bütün unsurlarda stratejik planlama öne çıktı. Bu benim yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yıllarca dersini verdiğim bir konu. Stratejik planlama. Nedir bu? Devlet sadece bürokrasiyle değil, oturacak stratejik olarak geleceği, bugünü, orta vadeyi, kısa vadeyi, uzun vadeyi, yani önümüzdeki yıl ne, yap ne yapacağımızı, 5 yıl içinde ne yapacağımızı, 10 yıl, 50 yıl, 100 yıl içindeki hedeflerini stratejik olarak planlar devlet. Bunu yapamayan devletler aciz kalırlar, geride kalırlar, ezilirler. Bunu yapan devletler diğer devletler üzerinde hakimiyet kurarlar. Şimdi size bir tane örnek vereceğim. <laughs> Güncel bir konu. Fethullah Gülen vefat etti, öldü. Şimdi Fethullah Gülen böyle can ciğer kuzu sarması işte Türkiye'nin gururu mururu filan diye yıllarca taşındı siyasetçiler tarafından. Bazı siyasi kadrolar tarafından da devletin içine sokuldu. Sonra bir güç yarışı başladı. O güç yarışında Fethullah Gülen işte bir darbe yapmaya teşebbüs etti. Ee, ve arkasından da terör örgütü olarak ilan edildi. Terör başı oldu çıktı. Güzel. Fethullah Gülen ne zaman başladı? 60'lı yılların sonu 70'li yılların başında İzmir'den çıkan bir e, din adamı. Fethullah Gülen bu kadar akıllı mıydı? Hayır. Türkiye'de onlarca, yüzlerce cemaat var, tarikat var vesaire var. Neden hiçbir bir Fethullah Gülen olmadı, olamadı? Bunun arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik planı ve aklı var. Bunu sadece ben söylemiyorum. Ben sadece sizi açıklıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki politikalarına bir göz atalım ya. 2. Dünya Savaşı'nda kazanan tarafta hem Amerika var hem Rusya var. Kime karşı? Almanya Hitler'e karşı, faşizme karşı. İtalya Mussolini'ye karşı. Galip gelmişler. Avrupa'nın burnun dibindeki Rusya ve ta ötede, okyanus ötesi bir ülke olan Amerika. Bu ikisi dünya hakimiyeti için savaşmaya başlamışlar. Bu savaşın adına Soğuk Savaş diyoruz. 40'lı yılların ikinci yarısında başlıyor. 50'li yıllar, 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lara kadar bu Soğuk Savaş aşağı yukarı 35-40 yıl devam etti. Bu Soğuk Savaş döneminde Amerika, Amerika Avrupa'daki ülkeleri ki içinde biz de varız, Türkiye dahil, Orta Doğu'ya, Uzak Doğu'ya karşı bir takım stratejik planlar yaptı. Önce 50'li yılların başında Marshall yardımı diye işte savaştan çıkmış Türkiye, savaştan çıkmış Avrupa çocuklarını besleyemiyor, şehirlerini inşa edecek. E biz bunlara yardım yapalım diye bize süt tozu gönderdi, peynir gönderdi, bilmem ne gönderdi, gönlümüzü aldı. O zaman savaş kahramanı Eisenhower Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ben çok iyi hatırlıyorum. 1956 veya 57 yılıydı Türkiye'yi ziyarete geldi. Sokaklara döküldük ya. O Ankara'da havaalanından, Ulus'tan, Kızılay'dan, Çankaya'ya kadar bütün millet döküldü. O zaman Türkiye'nin nüfusu 25-26 milyon. Şimdikinin üçte biri. Buna rağmen o kalabalığı ben çocuk aklımda hatırlıyorum. Ankara Güven Park'ta böyle kalabalığın içinde kaldığımı hatırlıyorum. O küçücük yaşımda bu kadar büyük bir Amerikan sevgisi yarattılar. Adamların bir stratejik planı var. 21. yüzyıl için bir plan olduğunu biliyorsunuz. Yani Büyük Orta Doğu projesi diye, Bob projesi diye bir proje afişi oldu. Ama sadece o değil. 1940'lardan itibaren dünya hakimiyetini sürdürmek için bir stratejik plan yapmış elin Amerikalısı. Biz de ona alet oluyoruz. 50'li yıllarda mama veriyorlar. Okullarda süt dağıtıyorlar. Ben o sütten içtim. Güzel beslendim. Çok güzel Amerikan peynirleri, cheddar peynirler dağıtılar. Hayranız. Eisenhower'ı çok seviyoruz. Yollarda karşılıyoruz güzel. 60'lı yıllarda onların planının bir başka parçası devreye girdi. Bunlar barış gönüllüleri. Neymiş efendim? Amerikalı genç öğretmenler. Çoğu da öğretmenlik filan mesleğinden gelme değil. Ajan. Bildiğiniz ajan. Eğitilmiş ajan. Bütün Avrupa'ya ve Türkiye'ye gönderildiler. Nereye gittiler biliyor musunuz? Anadolu'nun her köşesine girdiler. Barış gönüllüleri. 8-9 yıl, 1970'lere kadar, 60'lı yıllara damga vurdular. Türkiye'deki bütün sosyolojik alışkanlıkları, şimdiki gibi Google yok, şimdiki gibi istatistik yok, bilmem ne yok, ne yapıyor? Geliyor Türkiye'ye binlerce barış gönüllüsü adı altında genç 20'li yaşlarda Amerikalı'yı gönderiyor. İçinde bayanlar var, erkekler var. Bunlar böyle güler yüzlü, çok iyi eğitilmiş ajanlar. Gidiyor köyde, köyün alışkanlıklarını, şehirde şehrin alışkanlıklarını, yaşam tarzını. Bu millet yani Türkiye'deki yaşayan insanlar, Türk milleti neye yatkın, neye değil, nasıl provoke edilir, Öyle provokasyona falan kalkmadılar. Hepsi bizim sevdiğimiz insanlardı. Göklere çıkarıyorduk. Çünkü bize İngilizce öğretiyorlardı. Çok yumuşak insanlardı. Güzel eğitim almışlar. Hepsi böyle tornadan çıkmış gibiydi ya. Ya işinden bir tane cinsel tacize yeltenen çıkmaz mı? Binlerce Amerikalı için. Yok çıkmadı. Hepsi böyle pırıl pırıl gençler. Hepsi bize İngilizce öğretiyorlar. Yüzleri gülüyor. Bizdeki Amerikan sevgisini artırıyor. Ama bizim o gün bugün internet ortamından çaldıkları ruhumuzu o gün çaldılar, öğrendiler. Yani evet yansıtmada bir problem var sanıyorum. Ona bir bakalım arkadaşlar. Ee, bu barış gönülleri kaç yıl sürdü? 1970'e kadar. Barış gönülleri çektiler yeni bir plan. Artık Türkiye'nin dokusunu öğrendiler ya. İşte FETÖ orada devreye girdi. Fethullah Gülen cemaati ve hareketi Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik planına göre 70'li yılların başında devreye girdi. 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler, 2010'lar tam 50 sene tam 50 sene sinsi sinsi Türk halkının böyle gönlünde taht kuracak işler yaptırdılar. Ya bir cemaatin yansıtmaya bakalım. Evet, yansıtmamızı tekrar aldık. Bir cemaatin Fethullah Gülen'in yaptığı işleri yapması mümkün mü ya? Uluslararası bu kadar büyük başarılara imza atması, bilmem kaç ülkede okullar kurması Türkiye'nin büyük elçiliklerinden daha etkinlerdi. Bakın ben Romanya'da, Sudan'da Birkaç dış ülke daha var ama Romanya çok bariz bir şekilde içinde yaşadım. Orayla ticari ilişkilerim olduğu için. Orada Türk insanları başı dara düştüğü zaman büyük elçiliğe değil de feto cemaatinin okullarına gidiyordu. Onlar devletle öyle bir işi şeydi ki Romanya hükümetiyle her işinizi görüyorlardı. Ya bu gücü bir cemaat elde edebilir mi? Dolayısıyla palazlandılar, palazlandılar. Herkesi kandırdılar. Biz de kandık. O hizmet, pardon, barış gönüllüleri gibi. 50 yıllarda verdikleri peynir ve süt tozu gibi. 60'lı yıllarda gönderdikleri barış gönüllerini nasıl kandıysak, sevdiysek. 70'li yıllardan itibaren tam 50 yıl boyunca da FETÖ örgütünün Amerikan örgütünün Türkiye'de yaptıklarına hem böyle baktık hem de hayran olduk. Ha ben şahsen sevemedim ama uzak da duramadım. Geldikleri zaman e, istekleri çok mantıklıydı. Yaptım. Aydın'da bir iki tane okul açtılar. İkisine de yardımcı oldum. Yani ne diyeyim? Melik Gökçe'nin yaptığı gibi parsel parsel FETÖ'ye sattım, attım mı diyeceksiniz. Demeyin. Çünkü bu Üsluba bu Amerikan stratejisine herkes paraleline kapıldı gitti. Bunun içinde başbakanlar var, cumhurbaşkanları var. Hiçbir siyasetçi ben buna kanmadım, ben zaten biliyordum demesin. Herkes şunu kabul etti ki bizi kandırdılar. Kim? Feto değil. Gözünüzde büyütmeyin. Feto öldü gitti. Amerika orada duruyor, Amerikan stratejik aklı da duruyor. Mutlaka. FETÖ'nün ölümünden sonra uygulanacak planları da hazırdır. Bunlara hazır olun. Kendi çıkarlarınızı iyi gözetin. Bu bilgi çağının getirdiği bilgi dünyasını doğru kullanın ve her şeyi kontrol altında tutun. Buradan bir başka yere geçeceğim. İstanbul'da ne yazık ki bütün Türkiye'yi derinden sarsan bir olay ortaya çıktı. 10 veya belki biraz daha fazla sayıda hastanede haksız biçimde yeni doğmuş bebeklerin canına kıydılar. Bunun üzerinden de para kazandılar. Bunu yapanların elebaşısının terör örgütü üyesi olmaktan mahkum olduğunu öğrendik. 12 yıl aldığı hapis cezasından sonra 5 yılını yattıktan sonra bu 2015'teki 2016'daki barış süreci ortamında affedildiğini daha önce başlamış olduğu tıp fakültesine tekrar girerek mezun olduğunu ve bu haltı işlediğini duyduk öğrendik. Şimdi Sayın Bakan çıkıyor. Diyor ki bunu ben ortaya çıkardım. Bir sürü beyanat veriyor. Cimer'e teşekkür ediyor. Ya devletin aklı Cimer değil. Cimer sadece senin dilekçe yazdığın bir, bir dilekçe yazıyorsun, şikayette bulunuyorsun. Cimer öyle bir şey. O da diyor ki kimle ilgili Aydın Valiliği gönderin. Nere devlet su işleri? Oraya gönderin. Devlet su işleri diyor ki bak vatandaş şikayet etmiş. Bununla ilgilenin kardeşim. Bana da sonucu bildirin. Yani o kurum, havale edilen kurum <laughs> o kadar kolay örtbas ediyor ki hemen bir cevap yazıyor. Diyor ki bu konuyla ilgilenmiştir. Şöyle şöyle olmuştur. Böyle böyle olmuştur falan filan da dosya kapanıyor. Koskoca bakan çıkıyor. Kendisi il sağlık müdürüyken ortaya çıkan bu olayda CİMER sayesinde deyip CİMER'e teşekkür ediyor. Şimdi devlette bizim hakikaten stratejik bir akıl yok. Ben bunu 2005 yılında belediye kanunu hazırlanırken, özel idare kanunu hazırlanırken söyledim. Bütün kurumlar kendi bürokrasisinin dışında, kendi mevzuatı dışında, kendi tabi oldukları kanunların dışında kendilerine bir stratejik plan hazırlasınlar. Devlet bunu mecbur kılsın dedik. Dinlediler. O zaman İçişleri Bakanlığı'nda çok yakın tanıdığım bir genel müdür kardeşim vasıtasıyla belediye kanununa stratejik plan yapma mecburiyeti geldi. Özel idare kanununa geldi. Daha sonra 2007 yılında bütün devlete geldi. Bütün devlete nasıl geldi? 5018 sayılı bir kanun var. Bütçe ve Mali Kontrol Kanunu deniyor. Bütçe ve Mali Kontrol demek bütün bakanlıkları, bütün devleti kapsayan bir model o kanunun içine yerleştirilmesini söyledik. Bakın açık söylüyorum. Bütçe ve mali kontrol kanunun içine madde konuldu. Dendi ki bütün kamu kurumları stratejik plan yapacak. E ne oldu? Ya bunu siz göstermelik koyarsanız, Hüseyin Aksu önerdi, ha, akıl, a, mantıklı hadi yazı verelim derseniz bu işlemiyor. Stratejik planlama hakikaten akıl işi. Stratejik planlama o kurumun üst aklı. Devletin stratejik planı diye bir şey yok. Kurumların var. Devletin stratejik planının kanuna ihtiyacı yok. Devlet ulusal çıkarlarını korumak için bir yıllık, beş yıllık, on yıllık, elli yıllık, yüz yıllık stratejik plan yapmak zorunda. Bizde bunların hiçbiri yok. Dolayısıyla devlet bu tür istismarlar, bu tür suç örgütlerinin devlete sızması sonucunda şaşırıp kalıyor. Ha, devlet bu kadar mı güçsüz? Bürokrasi bu kadar mı güçsüz? Maalesef bürokrasi o kadar güçsüz değil. Bürokrasi aslında son derece güçlü. Ama doğru yönlendiren bir strateji yoksa, bürokrasiyi doğru yönlendiren, hedefe yönlendiren bir strateji yoksa bir de tam tersine suç örgütleri bürokrasiyi yönlendiriyorsa hapı yuttunuz. Şimdi Sayın Bakan diyor ki CİMER'e şikayet geldi, biz aldık. Müfettiş gönderdik, hiçbir şey bulamadık. Pa, olmadı. Müfettişin bulamayacağı hiçbir şey yok arkadaş. Bana buna inandıramazsınız. Bir Sağlık Bakanlığı müfettişi, bir SGK müfettişi, bir Vakıflar müfettişi, bir mülkiye müfettişi veya orman müfettişi. Türkiye'de teftiş kurulları var, müfettişler var. Her bakanlığın kendi müfettişleri var. Ha biz eskiden beri söylüyoruz bu fetişler genellikle bürokrasinin, bakanın, siyasetin emrinde. Bağımsız değiller. Yani çok tehlikeli. Bakan derse ki git şunu canlı yak, git şunu canına oku, o müfettiş gider, suç icat eder, bulur ve sen canlı yakar. Ben bunlar yaşadım arkadaş. Ben belediye başkanlığımda 1068 tane soruşturma geçirdim, 248 tanesinden yargılandım. Hepsinden beraat ettim çünkü o tarihlerde yargı işliyordu. Ama beni o mahkemelerin önünde binlerce saat süründürdüler ya. Hepsi haksız. Zaman zaman örnekler veriyorum. Şu Aydın'daki meşhur Atatürk koşu yolunu yaptım diye mahkemelerde sürüldüm. Suç icat etmek istedikten sonra buluyor müfettiş ya oluyor arkadaş. Ben neden yargılandım biliyor musunuz? Delinin bir tanesi gitti. Ona yazdığım bir yazıya. Ya bu imza Hüseyin Aksu'nunkine benzemiyor. Hüseyin Aksu sahtekar diye suç duyurusu yaptı ya benim hakkımda. Müfettiş geldi. Benim yargılanmama karar verdi. Ya böyle bir saçmalık var mı ya? Vatandaşa yazı yazıyorsun belediye başkanı olarak. Altındaki imza diyor ki bu imza sahte. Ya neyin sahtesi kardeşim? Belediye başkanı benim, imza benim. Diyor ki daha önce de yazı gelmişti diyor. Oradaki imzaya benzemiyor diyor. Ya böyle bir saçmalık var mı? Ben bundan yargılandım arkadaş. Müfettiş isterse her şeyi bulur. Bakın yakın zamanda yine benimle ilgili bir örnek vereceğim. Bizi bir şekilde tuzağa düşürmek için kurumu söylemeyeyim burada. Kurum müfettişi gidiyor dağın başındaki dağın başındaki benim arazimdeki koyun otlatan çobanı buluyor. Çobana diyor ki burası Hüseyin Aksu'nun yeri mi? Evet. Sen burada kira ödedin mi? Hayır. Ya hiç mi bir şey vermedin adama? Ya diyor geçen geldi diyor iki tane kuzu verdim diyor. Kuzu. Ha sen misin kuzu veren? Bu işte aynı kira sayılır. Bana bir idari para cezası arkadaş. Sonra kapıma kadar geliyor bir heyet. Bana bir şey imzalatacak ki ben vergi mahkemesine gidemeyeyim diye. Bak bir müfettişin açtığı belaya bak. Bir müfettiş isterse seni didik didik eder. O iki kuzunun parasını verdiğime dair makbuzu ibraz ettim de öyle kurtuldum. Kazara o çobandan kuzuya para verdim diye makbuzu almasam, sen aynı kira aldın çobandan diye bana 18 bin lira para cezası, vergi kaybı bilmem ne anam anam anam. anam. Hadi bakalım. Şimdi müfettişler isterse bunu yapar. Ha bütün müfettişleri tenzih ederek söylüyorum. Hepsi üçkağıtçı, hepsi böyle tetikçi filan gibi bir imaj uyandırmayalım. Ama öyle yetkileri var ki suçu böyle bulur, uydurur. Bunu bana bir mülkiye müfettişi söyledi. Vakti zamanında, bundan 25 yıl önce. Ben artık burama gelmişim. Her gelen müfettiş yanlı. Bana suç bulmak için çıkıyor. Bir de müfettişler belediyeye geliyor diyor ki bana oda vereceksin. Veriyorsun bir oda. Bana sekreter vereceksin, bilgisayar vereceksin. Koltuğu beğenmedim. Sonunda ne yaptım biliyor musunuz? Çek git ulan dedim. Nerede çalışırsan çalış. Vermiyorum dedim. Vermek zorundasın dedi. Nerede yazıyor dedim. Bir baktılar ki hiçbir yerde yazmıyor. Adet öyle olmuş. Çekti gitti. E, vilayette bir oda verdiler. Orada çalıştı. Kovdum ya müfettişi. Sonunda o müfettiş fezlekesini yazdı. Bana tekrar ayrılmadan önce ziyaret etti. Bak başkan dedi. Biz dedi mülkiye müfettişiyiz. Biz müfettişiz. İstediğimiz anda sana suç buluruz. Böyle davranma. Yanlış yapıyorsun. Biz dedi bir virgülden suç çıkartırız. Bak dedi ben hiç gitmediğim Hakkari'nin Çukurca kazasının belediye başkanını mahkum ettiririm. O nasıl olacak dedim. Dedi ki Çukurca'da bana bir tane sokak ismi ver. Haritadan girerim. Bir tane sokak. Efendime söyleyeyim. Gül sokak. Gül sokakta efendime söyleyeyim dört tane kaçak inşaata göz yummuş derim. Git bak gül sokakta en az dört değil belki altı tane kaçak inşaat vardır dedi. Ne diyorsun sen ya dedi. Her yerde de ihlal doludur şehirde dedi. Sokaktaki e, hurda toplayan adamı çekerim. Belediyeden ruhsat aldın mı? Almadım. Ya hurda topluyor ya kağıt topluyor. Çekerim sokakta dolaşırken otobüs durağında görürüm. Hemen orada bir tutanak yaparım. Adam altına imza attırırım. Seni mahkemeye ver. Görevini ihmal suçu. Madde 230. Eski madde. Dolayısıyla Sayın Bakan, Sayın Sağlık Bakan biz ihbar aldık. Onun üzerine müfettiş gönderdik. Bu hastanelere bir şey bulamadılar deme bana. O müfettişleri de sorgula. Bu işin içinde kim varsa sorgula. Hastane sahiplerini sorgula. Müfettişleri sorgula. Orada çalışanları tek tek sorgula nasıl haberdar olmadınız diye. Kapsamlı bir şey yap ama öncelikle insanların hakkını koruyun. 10 tane hastanede her birinde yüzler kişiden 1000 kişinin içinde belki 900 kişisi masum. Bu insanlar işinden gücünden oldu. İşte devletin stratejik aklı burada devreye girecek. Böyle bir durumda ana muhalefet lideri çıkıyor istimlak edin, kamulaştırın. Ya niye kamulaştırayım? Kamulaştırma ne demek biliyor musun? Adama para verip hastaneyi satın almak demek. Ben niye adama para vereyim ya? Bebek öldürmüş. Hemen bir kayyum tayin edersiniz bakanlık tarafından. Başına geçer. Kayyumun yanına müfettişleri koyarsınız. Didik didik o hastane çalışanların hepsini konuşur konuşturur. Orada masum olan insanlar işine gücüne devam eder. Orada tedavi görmekte olan insanlar mağdur olmaz. Bir bakıyorum ki bebekler öldü diye bir sürü insan burada mağdur edildi ya. Ya siz devletsiniz. Hastaneyi mühürledim kapattım. Ya öyle bir şey yok. Hastane suçlu değil. Hasta yatağında orada kanser hastası tedavi alan insan suçlu değil orada iyi niyetli çalışan hemşire suçlu değil iyi niyetli doktor suçlu değil onları niye cezalandırıyorsun arkadaş <laughs> başına bir tane başhekim gönder kayyum tayin et o hastaneyi yönet sonucuna göre de hareket et ya adamın verdiği zararlara karşılık e, tazminat olarak el koy FETÖ'de olduğu gibi devletleştir hiç 5 kuruş da ödeme bir şey daha söyleyeyim. O 10 tane sadece sizin mühürlediğiniz işte bürokrasi var ya, stratejisi olmayan bürokrasi gider mühürler. Mühürler bir sürü insan mağdur olur. Mahkemeye gidip bunlara tedbir koydurdunuz mu? O hastanelerin cihazların çıkartılmayacağına dair bir ihtiyati tedbir kararı aldınız mı? O suç işleyen o bebekleri öldüren insanlar o hastaneleri tabelasını söküp binasını satmaya kalksalar oradan para alma hakları var mı hala? Var. Niye önlemiyorsunuz? İşte stratejik akıl böyle bir şey. Git mühürle. Madem yanlış yap, mühürle kapat. Ben bunları yaşadım ya. Mühürleme olayı, mühürleme yetkisini de çoğu zaman rüşvet almak için kullanan bürokratlar var, biliyor musunuz? Bunu da yaşadım. Güzelçamlı'da bir bakım evi, yaşlı bakım evine dadanmışlar, haraç alıyorlar. Efendime söyleyeyim. Adam haraç vermeye yanaşmayınca para da kazanamıyor doğru düzgün. Geliyorlar, mutfak kirli, bilmem neyin kirli, yerlere silerken şu kadar toz çıkmış. Valilikten, vali beye gidiyorlar, diyorlar ki, efendim burası çok sağlığa aykırı, insanlar burada ölür kalır bilmem ne. Bir imza, kapatma kararı, tak, gidiyorlar, kapatıyorlar. Hadi bakalım orada kalan yaşlılar, maaşlar hepsi sepet havası. Onların içinde ücretsiz bakılan, kimsesiz insanlar var. Öyle mühürleme, kapatma, bilmem ne ya 40 kere düşünün ya. Devlet böyle devlet değil. Devlet herkesi düşünen, suçluyla suçsuzu ayırt eden, mağdur yaratmayan akla sahip bir unsurdur. Bunu yapamayan devlet maalesef eksiktir, kusurludur. Dolayısıyla bakın bir cinayet işlendi. Narin kızımız yani küçücük yaşında öldürüldü gitti. Hala daha meçhul. Bakın onu açık söyleyeyim. Türk Emniyet Teşkilatı iki günün içinde ortaya çıkartır. İyi düşün. İki günün içinde çıkartır. 20 kişi tutuklu hiçbiri konuşmuyor. Nasıl konuşmuyor ya? Nasıl konuşmuyor arkadaş? konuşmazsan delil de yok, delilleri de karartmışlar. Hepsi delil yetersizliğinden yarın ortada dolaşacak. Unutulup gidecek. Yapmayın ya. Kimse bize numara yapmasın. Devletin elindeki güç kimsede yok. Bunu iyiye kullanın. Devletin elindeki gücü onu bunu kayırmak için, örtbas etmek için kullanmayın. Devletin içine sızmış olan unsurları o kahraman savcı gibi göğüsleyin. O unsurlardan da korkmayın. O kadar kötü bir tablo ki yargıya sızmış, sağlık sistemine sızmış, her yere sızmış. Ya dün bir video izledim. Daha doğrusu televizyonda e, açıklandı, ulusal bir televizyonda. Bir sözde polis, bir hain, polis teşkilatının içine sızmış birisi, bir kahramanlık yapıyor, emniyet müdüründen ödül alıyor. Sonra gidiyor Konya'da uyuşturucu kuryeliği yaparken yakalanıyor. Yani devlete biz karşı olumsuz düşünce geliştirmeyelim. Devletin içine sızanlarla devleti karıştırmayalım. Çünkü onlar devletin gücünü kullanarak ha devlete karşı mı çıkıyorsun diye başlarlar. Devleti soyanı, devletin içinde istismar edeni, devletin gücünü kullanarak para kazananları, itibar kazananlara kızıp devletle onları karıştırmayalım. Köfteci Yusuf hikayesi gibi. Ya o adamın 280 tane işletmesi var. İki tane işletmede binde bir oranda demus çıktı diye adam mahkum etmeye kalkacaksınız. Böyle bir şey yok. Akıl ve mantık var. Hukukta da bunun karşılığı var. Hayatın olağan akışı diye bir kavram var. Hayatın olağan akışına uymayan mantığa aykırı bir isnatla karşı karşıya. Adam çıkıyor. Devlete mi güveneceksin? Köfteci Yusuf'a mı güveneceksin? Ya devletin içine sızmış domuzlara güvenmiyorum. Devletin içine sızdırılmış efendime söyleyeyim canı istediği zaman gidip domuz eti karıştırılmış yerden numune alan görevliye de onları bir sorgulayın bakayım. Çekin bir sorgulayın bak neler çıkacak. Şimdi hayatın olağan akışının bir takım kuralları var değil mi? Mantık diye bir kural var. Şimdi bilişim sistemleri, bilgisayar sistemleri Demin de bahsettim. Yapay zeka diye hayatın olağan akışını formatlayıp bilgisayar programına dönüştürebiliyor. Yani devlet sadece bilgi sistemi kurmakla yetinmeyip olan biteni izleyen, olan bitenin içinde aykırılıklar varsa yapay zekayla tespit eden bir devlet olabilir. Hastanelerdeki bebek ölümlerini izleyen Sağlık Bakanlığında devlet bilgi sisteminde hastanelerdeki ölümleri, bebek ölümlerini ayrı, normal ölümleri ayrı izleyen bir yapay zeka programından geçirir bütün verileri. Hiç ihbara falan gerek kalmazdı. O hastanelerde olağanüstü miktarda bebek ölümü olduğunu yapay zeka tespit ederdi, derhal sağlık müdürlüğüne ihbar ederdi, kalkıp gidip siz o hastanelerde o bir şey bulamadım diyen sözde mi müfettişlerinizle değil, adam gibi devleti savunan müfettişlerinizle gidersiniz. Bu çocuk niye öldü? Getir bakayım tahlillerini. O tahliller gerçek mi değil mi? Değiştirilmiş mi? Bütün bunları araştırmak suretiyle nereye defnettiniz? Gerekirse e, cesede ulaşmak suretiyle her türlü analizi yaptırma hakkı var. Yani bugün oynanan şu pandemi beni kimse inandıramaz. Devlet gitmiş de bulamamış da teknik takibi almış. Teknik takip dediğiniz emniyetin işi, bürokratik bir iş, uzun süren bir iş. Konuşmasını yakalayacakmış da bilmem neymiş de. Ya ben şu kısıtlı bilgimle <laughs> öyle bir olaya müfettiş olarak gitsem, yemin ediyorum vallahi bir günün içinde hepsini ortaya çıkartırım. Normal bir müfettiş hepsini ortaya çıkartır. Çünkü orada analizler belli, tahliller belli. Olağanüstü sayıda sevk var, olağanüstü sayıda bebek ölümü var. Yani hiç mi gidip teftiş eden müfettiş? Kardeşim, orada ölen çocukların anasıyla babasıyla da mı konuşmadın yahu? Bak bugün car car çıkıyorlar, konuşuyorlar. Pekala anlatıyorlar, herkes de dinliyor. Yapılan istismarı bebek öldükten sonra görüyoruz. Yapmayın. Dolayısıyla güncel konuları böyle bağlayalım. Gelelim biz devlet bilgi sistemine. Ee, bakın geçen hafta başlamıştık. Devlet bilgi sisteminin temel unsurları var. Bir tanesi bilgi tek otoritede toplanacak. Türkiye Cumhuriyeti Bilgi ve Planlama Bakanlığı kurulacak. Bunun kuruluş kanun tasarısını hazırladık. Ayrıca devlet bilgi kanunu diye bilginin regülasyonuna ilişkin bir kanun tasarısı hazırladık. Bu hususta anayasada değişikliğe falan gerek yok. Devlet Bilgi Kanunu, Bilgi ve Planlama Bakanlığı'nın kuruluş ve vazifelerine ilişkin, görevlerine ilişkin kanun. Bu iki kanunla çıkacak. Ekinde yüzlerce, binlerce yönetmelik var, tüzük var. İkinci unsur, vatandaş kayıt altına alınacak. Vatandaşa nüfus cüzdanı yerine bir Türkiye cüzdanı verilecek. Bu bir cihaz. Bu bir bilişim cihazı, bir hardware. Bu cihazla devletle olan bütün ilişkilerini o cihaz üzerinden görecek. Bu cep telefonu dediğiniz oyuncaktan milleti bir kurtarın. Yok buradan e-devlete gireceğim de bilmem ne yapacağım artık. Bunun yarısı kadar büyüklükte bir kimlik kartınız olacak. Türkiye cüzdanınız olacak. Sadece vatandaş değil, fiziksel varlıklar yani taşınmaz dediğimiz mallar. Tarlası, tapanı, binası. <laughs> bunların hepsi başta binalar olmak üzere devlet bütün bu fiziksel unsurları bir bilgi sisteminde toplayacak. Onlara da birer tane kimlik verecek. Arsanın da plakası olacak, tarlanın da plakası olacak, binanın da plakası olacak. Nasıl arabanın plakası varsa, nasıl büyük baş hayvanın bir ineğin bile kulak memesinde bir plakası varsa mülkiyet hakkını temsil eden her türlü arsa, bahçe, tarla, bina, <laughs> ev, tapuda kayıtlı ne varsa hepsinin bir plakası olacak. Devlette de sicili olacak. Sicil derken öyle suç sicili falan değil. Onunla ilgili devlette olması gereken bütün bilgiler. Kadastrosu, yüzü ölçümü, üzerindeki efendim ağaç sayısı, Ağacın cinsi, bahçe ise kaç tane meyve ağacı var, hangi meyveyi yetiştiriyorsun, sulama imkanları nedir, yeraltı suyu nerededir, toprağın vasfı nedir. Bütün bunları devlet bilecek. Tek bir şeyin altında. Üç tane unsur. Fiziksel yani coğrafya. iki vatandaş yani beşeriyet bilgi sistemi. Üç, devlet bilgi bakanlığı ve devlet bilgi kanunu. Buradan yola çıkıyoruz. Şimdi gelelim. Devlet bilgi sistemi nasıl işleyeceğine dair provalara başlamıştık. Bu kısımları geçiyorum. Türkiye cüzdanıyla başlayacağız. Diğer unsurların hepsi burada. DEMBİS'in, devlet bilgi sisteminin Türkiye cüzdanı dediğimiz özel bir proje. Şöyle bir cihaz, demin tarif ettim. Aşağı yukarı cep telefonunun yarısı büyüklüğünde bir kimlik sistemi. Yüz kere kimlik değiştirdik. Bir sefer de bunun için değiştiririz. Bunu isterseniz böyle saat gibi olanları da yapılabilir. Türkiye'de bunu yapacak teknoloji var. Devlette de var. E, bu açtığınız zaman bir ekran çıkacak. Bu ekranda sizin fotoğrafınız, şifreniz ve kare kodunuz bulunacak. E, fotoğraf 5 yılda bir değiştirilecek. Her yıl 5 yıl sonunda otomatik olarak silinecek. Silinince vatandaş ister istemez oraya yeni fotoğraf yüklemek zorunda kalacak. Buraya vatandaşın hem şifresi hem de yüz taramasıyla girilecek. Yüz taramasıyla girilecek. E, kare kod öyle bir şey olacak ki mesela hastaneye gittiniz. Kredi kartının post cihazı gibi cihaz var. Oradan geçiriyorsunuz hemen sizi kayda alıyor. Saatse şöyle geçiriyorsunuz sizi kayda alıyor. Kare kod devletin sizi anında tanıma imkanı verecek. Askerlik şubesine gittiniz, nüfus idaresine gittiniz, adliyeye gittiniz. Direkt bu kare kodu geçirip geçiyorsunuz. Hatta resmi binalara girerken o scannerlar var ya sizi üst arama cihazları. Onun gibi orada bu kare kodunuzu geçiriyorsunuz. Aranan şahıs mısınız, nesiniz hepsini orada yakalıyor. Şimdi Demin açılış ekranını gösterdik. Açılış ekranı böyle bir şey. Fotoğraf, kare kod ve isminiz var. Şifreyle giriyorsunuz, yüz tanımayla giriyorsunuz. <laughs> Bunu tıkladığınız zaman şifreniz ve yüz tanımayla girdiğiniz zaman ana menü geliyor. Çok basit bir sistem. Yani öyle vatandaşın anlamayacağı Tarım Bakanlığı'nın bir sistemi var kardeşim. Doktora yapmış olmak lazım. O kadar karmaşık, o kadar bilmem ne. Yani normal vatandaş kullanamıyor arkadaş. E-Devlet dediğin şeyde UYAP'a giriyorsun lan 40 bin çeşit şey var yahu. Şunu sorgula bunu bilmem ne yap şunu bilmem ne oraya bas buraya bas. Normal vatandaşın kullanabileceği kadar da basit olacak bu kimlik. Bakın burada ana menü gayet açık. Dört tane koca koca parmaktan daha büyük burada ikon var, tuş var, düğme var. Birincisi vatandaşın devlete göndereceği gönderileri için. İkincisi vatandaşa devletin yaptığı tebligatlar için. Üçüncüsü vatandaş sicili dediğimiz vatandaşla devletin bütün ilişkilerini kullanan. Dördüncüsü de bir vatandaşın öğrenmek isteyebileceği Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili bütün bilgiler. Dört tane tuş var. Şimdi bu tuşlardan bir numaralı tuşa bastınız. Bir numaralı tuş vatandaş gönderileri. Burada yine dört tane koca koca tuş var. Herkesin göreceği gibi. 90 yaşında gözü görmeyen ihtiyar bile bu kimlik sisteminde nereye basacağını çok kolaylıkla anlayabilmeli. Okuması yazması olmayan insanlar bile şuradaki tuşları üzerindeki yazıları ezberlemek suretiyle 3 günde öğrenebilmeli. Burada vatandaş ikonunda vatandaş düğmesine bastığınızda bu menü geliyor dörtlü güne. İtiraz ve dilekçeler. Devletle ilgili bir konuya itiraz dilekçen varsa yazıp buradan gönderiyorsun. Her türlü dilekçeni gönderiyorsun. Yargıya yapacağım başvurular, davalar, cevaplar, bilirkişi raporuna itirazlar vs. hepsi burada. Şikayet ve ihbarlar, bunu ayırdık. Bir konuda şikayette bulunacaksın. Cimermiş mi mermiş falan değil. Devlet bilgisayarında şikayet ikonuna basıyorsun, gönderiyorsun. Oradan da sana mutlaka cevap gelecek. Dördüncüsü ise devlete yapılacak olan ödemeler. Buna bastığın zaman ödemelerle ilgili menüler gelecek. Bu kadar basit. Şimdi burada vatandaşa tebligatlar kısmının ikonuna basalım. İkinci ana ikon. Burada vatandaşa resmi tebligatlar, yargısal tebligatlar. Üçüncüsü de faturalar ve ödeme emirleri. Bu kadar basit. Üç tane tuş var. Bu üç tuştan bir tanesine resmi olarak vatandaşa yapılacak tebligatlar var. Artık yok kapıya geldim bulamadım muhtara bıraktım. Tebligat kanunu değiştiriyoruz. Yargı sisteminde de aynı şekilde öyle yazılı tebligat falan yok. Hepsi bu kimlikle sana geliyor kardeşim. Hepsi geliyor. Artık hiçbir kamu kurumu sana fatura göndermiyor. Senin ile ilgili olarak tahakkuk etmiş olan her türlü vergi, algı, su parası yani kamusal olarak ödemen gereken ne varsa doğal gazından elektriğine kadar hepsi bu ikonun vatandaşa tebligat kısmının fatura ve ödeme emri kısmında geliyor. Hakkında yapılan icralar vesaire. Şimdi gelelim 3 numara vatandaş sicili. En önemlisi bu. Burada tam 18 tane tuş var. Bir vatandaşın devletle olan ilişkisi e, biz süremizi aşmış geçmişiz ya. Hakikaten ben daldım gittim. Gelelim bu vatandaş sicilini haftaya bırakıyoruz. Süremizi çoktan aşmışız. E, beni de ikaz etmediler. Özür diliyorum. Yönetimler. Haftaya tekrar devam edeceğiz. Müzik